Selamun aleyküm. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum hepinize. Geceniz hayırlı olsun, neşeniz bol olsun. Anladın mı ne lazımsa olsun işte. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin diyen kullar sefa bulsunlar. Efendim bilindiği ve görüldüğü üzere imam iyi imamdır. Lakin imam öyle despot bir imam değil. Cemaatin sesine de kulak verecek zaman içerisinde. Cemaatten arzu edecek olan şarkı, türkü, gazel, uzun hava, mevlid, musaf ne varsa elimizin dilimizin döndüğü kadar yerine getireceğiz. Lakin sizler şimdilik cemaat olarak durun divana, uyun imama, farzı kılalım baba. Efendim lütfederseniz şarkıları birlikte okuyalım. Şarkı söylemek çünkü ayıp değil, değil mi? Ayıp olsa ben niye söylüyorum? Ha, şöyle bir mazeretiniz olabilir. Ya hoca sözlerini bilemeyebiliriz, doğrudur. Tüyo veriyorum. Ben okurken lütfedin birinci mısraları dikkatle dinleyin. Neden? Çünkü ikinciler birincinin tekrarıdır abi. Kaptık mı işi? Kaptık. O zaman bir merhum besteciyle başlayalım. Biz genelde merhumlarla başlıyoruz. Sonra bir ölüden bir diriden işte öyle gideceğiz bakalım. Buyurun arkadaşlar. Alo, oh, 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 oh. Kimdi lan o merhum? Efendim Selahattin Pınar'ın güzel bir Kürcüyaz şarkısı. Buyurun efendim.
Efendim tabii mal eski de fren tutmuyor tabii. Ama olsun, gene masrafı kurtarır. Yaşımıza başımıza göre iyiyiz Allah'a şükür. Bazen hanımla yolda gidiyoruz. Birine rastlıyoruz arkadaşıma. Vay Mehmet ne haber falan. Ayrıldıktan sonra ya diyor baban yaşında adama Mehmet diyorsun. Ulan diyorum bu benim orka arkadaşım. Yapma ya diyor. Ben liseyi Sivas'ta okudum. Var mı Sivas'ta oralardan? He. Liseyi Sivas'ta okudum. Yatılı okuduğum için bütün arkadaşlar yöreden hani Kangal'dan, Zile'den falan. Zileli bir arkadaşım var. İsmini söylemeyeyim. Sonra tefe koyarlar onu Zile'de şimdi. Benim gazino Beylerbeyi'ndeydi. Taşıdık Göktürk'e. Bir restoran. Hanım dedi ki bu Tokat'ın yaprağı meşhurmuş. Evet. Ya dedi bir istesene dedi o arkadaşından yaprak getirsin dedi. Bir test edelim falan. Açtım ulan ne yapıyorsun? Hasan diyeyim. Hasan ne haber? Vay kardeş ne haber? Şudur budur. Oğlum dedim sizin oranın yaprağı meşhurmuş dedim. Göndersene bize. Birdenbire göndermiyorum ulan dedi. Vah ulan ne oldu Hasan? Ne göndereceğim ulan dedi. Senin yüzünden her cumartesi karıdan laf işitiyor. Niye? Sen dedi çıkıyorsun televizyona her cumartesi. Karı diyor bak aynı yaşasınız adam topaş gibi dönüyor mal gibi yatıyorsun. Eyvallah. Onun için masrafı kurtarır iyiyiz Allah'a şükür. Evet. Kafam karıştı. Neredeydik ya? Nerede? Kafa karışınca ne oluyor bak? Adamın karısı ölmüş. 3 gün sonra başka bir hanımla yakalıyorlar. Vay ulan godoş pezevenk ne desin? Kardeş dedi ben üzüntüden ne yaptığımı bilinmedim. Eyvallah. Belki de dilimden bu şarkı düşmez. Dilim söylese de gönlüm hissetmez. Beraber. Bilsen bile benim için fark etmez. İçin önce Tanrı, sonra sensin. Bunu sana yazdım. Bir yabancı şarkı gibi. Arka taraf. Benim için önce Tanrı, sonra sensin. Bir tek. Şarkıda aşkımızın yemini hiç düşünme Mecnun muyum deli mi? Bu şarkı. Alıştım ben artık yokluğuna bir tek dileğim var. Bu şarkıda aşkımı duymazsan sevgilim
Alıştım yıllardır ben yokluğuna. Mutlu ol yeter. Unuturum diye yorma kendini. Her sevenle beni bir tutamazsın. Bu kadar yürekten sevmişken seni. Öylece kalan, öyle mal gibi. İki damlası gözlerimden olmuş iki damla. Benden başkasıyla ısınamazsın. Yorgun şarkılarla avutsan beni, öyle kolay değil. Unutamazsın. Kalbin çınlasın. Yıllar ardından bakıp da öylece kalan gözlerimde donmuş iki damlasın. İki damlasın gözlerimde donmuş iki damlasın. Ağzına sağlık, iş oturdu babacığım. Mevzu bu. Şimdi efendim bazen televizyonda fıkra anlatıyorum ya. Memleketiz, müzik rezidiyle tepki geliyor baba. Alınıyorlar. Yok işte bu fıkra bizim memleketin fıkrası değil. Ulan ne oğlum işte bunlar fıkra anlatıyor işte muhabbet olsun diye. Değil mi babacığım? Alınmanın bir manası yok. Ben Elazığlı olduğum için korkumdan bütün fıkraları yaptım Elazığ fıkrası. Aramızda gakkolar var galiba. Bakın gakkoş değil. Biri gakkoş dedi. Gakkoş değil, aslı gakkodur. Hangi puş sonuna şey koydu bilmiyorum. Bizi yumuşak göstermeye çalışıyorlar.
Gakko deyince sorun yok. Gakkoş deyince nonoş gibi oluyor. Şimdi mesela... Ya bizim Elazığlar da bir film ha. Şimdi benim Elazığ fıkrası olarak bildiğim fıkraların çoğunda Baskil fıkrasıymış. Şimdi Baskilli uçağa binmiş, gidiyor baba. Telefonla konuşuyor, hostes geliyor, ikaz ediyor. Beyefendi diyor, uçakta konuşmak yasak. Telefondakine, kardeş dedi, uçakta konuşmak yasak. Ben susayım, sen konuş. Şimdi mesela sallıyorum, diyorum ki Kayseri fıkrası. Attım. Aman aga yandık. Ertesi günü Kayseri'den 500 fakız. Mustafa Bey araştırın bu Kayseri fıkrası değil. Ulan oğlum ben araştırmacı mıyım? İşte biri bana anlatıyor Kayseri fıkrası. Bizden aklen geçiyor. Yok o Kayseri fıkrası değilmiş de Yahudi fıkrasıymış. Ulan Yahudi'yle Kayseri'nin farkı var oğlum. Hayır yanlış anlaşılmasın. Yani ikisi de hesabını bilir, kitabını bilir, işini bilir. O babta, ha bu fıkralarla ilgili bir tek Karadenizli kardeşlerimiz mülayim Allah için. Fıkraların çoğunda kendileri uyduruyor. Bu da zeka işi tabii. Ahmet, o son Las fıkrası müthiş ya baba. Anlatayım ya. Anlatayım mı? Tamam. Şimdi Temel yolda gidiyor arkadaşına rastlamış Kamil. Bakmış kolunda bir kitap. Ula Kamil dedi o nedir? Bu dedi düz mantık kitabı. Ne demek ula dedi düz mantık? Yani dedi karıştırmadan olaylara şak 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 netice sual cevap. Nasıl yani? Bak dedi sana misal vereyim. Sizin evde akvaryum var mı dedi. Dedi var. Bak akvaryum varsa içinde su da vardır. Evet dedi. Bak işte düz mantık bu dedi. Su varsa dedi balık da var. Evet. Bak dedi düz mantık. Senin sevgilin var mı dedi. Var dedi. Sen ibne değilsin o zaman dedi. Al dedi şimdi gerisini oku. Gidiyor yolda Dursun'a rastlıyor. Dursun diyor ki ula dedi Temel o nedir? Bu dedi düz mantık kitabı oğlum. Ne demek ula? Öğrendi oradan misal. Bak dedi sana misal vereyim. Sizin evde akvaryum var mı? Dedi yok. Sen ibnesin o zaman dedi. Rall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 
Gerek aleyhime, gerek lehime.
çekişmeyen diller mi kaldı? Beni çekişmeyen anam. Haydi şimdi beraber. Boğazım kurudu evladım, bir su oradan. Amucaya. Amucaya bir su. Ver. Bir yudumcuk alayım. Baban rahmet. Yok, baban sağ değil mi? Şimdi bazen baban rahmet diyorum, abi diyor benim babam sağ. Oğlum bu Allah'ın rahmeti öleye de geçer, diriye de geçer. Değil mi? Oh. Efendim, haberiniz yoktur belki. Bu su, tıp bunun yeni bir mucizesini keşfetmiş. Hayır evladım, ben tıptan ilerideyim. Bunu içince gözlerin feri artıyor. Bu cemekan pasparalak oluyor, cin gibi oluyorsun. Buyurun, cin olalım. Oh, aslında mevzu başka. Şimdi gözler deyince bu temel Hong Kong, Hong Kong o taraflara gitmiş. Bakmış adamın biri caddede gözlük satıyor, $500. Bu ne lan dedi, $500 gözlük mü olur? Olur abi dedi. Nasıl olur lan? Abi dedi, bunu takınca çıplak gösteriyor. Takıyor herkes çıplak. Ayna diyor, 500-500 alayım bir tane Fatime'ye sürpriz yapayım. Doğru memlekete, çaktırmadan kapı, tak gözlükler içeri. Sürpriz. Fatime çıplak dursun çıplak. Bir dakika, daha büyük sürpriz var. Gözlüğü çıkarıyor gene çıplak. Uy dedi, içine sıçrayım, yine aldım bozuldu. Fatime sağlam, gözlük bozuk, ondan öyle gözüküyor. Efendim bu akşam benim için çok mutlu ve çok ekstra bir akşam. Ben 30 yıldır İstanbul'dayım ancak ilk defa bugüne nasip oldu bu güzel mekanda konser vermek. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Şimdi bir de ben kısıtlı adam değilim abi. Böyle bir saat program içine sıkıştırma. Ben bugüne kadar ilk defa repertuar yaparak sahneye çıktım. Racona ters, bozuyor bizi. Biz arazi şartlarına göre iş yapan adamız. Değil mi babacığım? İçeride ne tür seyirci olduğunu bilmiyorsun. Neye göre repertuar yapıyorsun? Değil mi? Mal neyse ona göre. Mesela yani. Abla şimdi bunlar hani halk tabirleri biliyorsun, ben çok kullanırım. Şimdi bizim Elazığ'da fakir bir eve tanrı misafiri gidiyor. Kadıncağız işte Allah'ını iki yumurta kırmış, iki dilim ekmek koymuş önüne. Adam yedikten sonra diyor, kardeş Allah ziyade etsin. Dedi, ne demek kardeş, afiyet olsun. Ya dedi, zahmet oldu. Ya ne zahmet olacak, içine sıçam iki yumurta dedi işte. Yani içine sıçam ne kıymeti var oluyor biliyorsunuz. Yani hiç önemli değil manasında. Şimdi bizim bu Elazığlardan iki tane gakko. Bu Antalya'ya gidiyorlar. İşte sahil kentlerinden birine, denize girecekler. O devasa otellerden birine giriyorlar. Doğru resepsiyondaki arkadaşa. Oradan İngilizce yazılış, resepsiyon yazıyor ya. Doğru oraya. Dedi, Recep kardeş, selam aleyküm. Dedi, kardeş benim adım Recep değil. Dedi, orada ele yazdı. Dedi, kardeş burada tumanla çimili mi? Efendim, tuman don demek. Çinmek, yüzmek, yıkanmak mayoları yok galiba da hani donla denize girebilir miyiz diyor. Tabii yöresel şey olduğu için adam anlamıyor. Dedi, buyur. Kardeş dedi, burada tumanla çimili mi? Yine anlamayınca sözüm ona arkadaşı tercümanlık yapıyor. Kardeş dedi, arkadaş değil ki yani burada tumanla çimiliyor mu? Eyvallah. Bizi bağışlayın tabii, olabildiğince, süremizin evvelinde benden duyduğunuz şarkılardan elimden geldiği kadar veya türkülerden İşte ortaya bir karışık bir şeyler yapacağız efendim. Bizi bağışlayın tabii. Biraz halk müziğinden mi? Bir... Allah rahmet eylesin. Kimdi lan o?
Şeki Bayan Özışık Üstad'ın güzel bir uşak şarkısı var. Arkasından biri türküler bağlarız. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Buyurun arkadaşlar. Aşkınla harabım aman aman. Yıkıldı şimdi hasretinle gönül, gönül mihrabım aman. Adamın dedesi benim arkadaşımdır. Sensiz neyim ki bir hayal aman. Çölde selamım aman aman. Şimdi hasretinle gönül mihrabım ah, aman aman aman. Ram bam bam ram bida da dam bida tey. Kesula. Efendim sallanınca aklıma geldi. Yine eşekliğim tutmuş unutmuşum ya. Kimse demiyor estağfurullah babaya. Baba mendilimi unutmuşum ya. Mendil benden meşhur biliyorsunuz. Meşhuriyeti nereden geliyor hatırlıyor musunuz gençler? 20-25 yıl önce HBB televizyonunda ano hani. Hayır o anlaşılır. Gerisini söylemeye gerek yok.
Şimdi eskiler bilir, bir Bekir Mustafa varmış, alemci içen. Köyde imam bulamıyorlar, Bekri'ye diyorlar gel sen imam ol. Bekri diyor kardeş ulan benden imam olmaz. Ya diyor idare et birini buluncaya kadar. Neyse Bekri bir süre devam ediyor. Adamın biri de rahmete kavuşmak üzere, Bekri de hoca ya başında. O ahirete gidecek olan diyor ya Bekri diyor ben öbür tarafa gidiyorum. Sorarlarsa dünyanın hali, ahvali, durumu nedir ne anlatayım? Oğlum diyor uzun uzadı bir şey anlatmana gerek yok. Sen dersen ki Bekri Mustafa falan köyde imam olmuş. Onlar durumu anlarlar diyor. Şimdi bize aynı o gitti. Şimdi ilk programda felaket şekilde sıcak içerisi. Eve geldim hanıma dedim ya kan revan içinde kaldım. Bir mendil yap yani öyle havlumsu bir şey haftaya giderken koy çantama. Aman aga ertesi hafta tam televizyona gideceğim hanıma dedim bıraktın mı mendil bırakayım. Baktım çantaya aman aga danteller, nakışlar, oyalar. Bu ne lan dedim yumuşak mıyız biz dedim. Rajona ters. Kadını da üzdük oturmuş bir hafta özenmiş bezenmiş. Ben televizyona gittim. Mendil benden meşhur olmaz mı İlyas? Eve geldim dedim boş ver yumuşak mumuşak devam et. Ha şimdi eşeklik neyi haşa huzurdan yine bir fakir eve tanrı misafiri gidiyor. Gece yatma vakti gelince ev sahibi diyor kardeş yatağın neresi edelim? Kardeş diyor ben misafirim neresi münasipse. Kardeş diyor zaten iki odamız var. Birinde karı koca yatıyoruz. Birinde de kızımız var bebek. Sana bebeğin yanına serelim. Ulan diyor bu bebek gece ağlar beni rahatsız eder. Kardeş dedi böyle eşik beşik mutfak arası at bir yatak. Yatıyor ama eyvah baba. Sabah bir kalkıyor afeti suzan bir genç kız. Maşallah boy boz yerinde. Dedi amca günaydın. Dedi günaydın kızım adın ne? Amca dedi benim adım bebek. Amca senin adın ne? Benim adım eşek. Evet. Tamam bir daha buyurun. Ya gözleri beraber. Derde dert katan güzel elinden nereye gidim bize şer satan bir daha. Bize şad ey ha. Hey. Dağlarda menemuşesi elinde sensiz nece olur halim ne pohya şey pardon. Sensin gönlüm neşvesi, gözleri fet... Bir daha beraber vurun. Gözleri... Fethan güzel, derde dert satan güzel. Elinden nereye gidim, bize şer satan... Bir daha. Derde dert katan güzel. Seni sevdim bir gül gibi vay vay. Soldu rengim kül gibi vay vay. Ortada koydun el gibi. Sevdiğime pişman ettin vay 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 vay. Ortada koydun el gibi. Sevdiğime pişman et vay vay vay. Vay vay vay. Vay vay vay.
vah 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 vah. Elim kollarım bağlandı. Bıçak gemi geldi. Vay 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 vay. Ben sevdan bir yalandım. Vay 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 vay. Sevdiğime pişman ettin vay vay. Sevdan bir yalandı. Vay, sevdiğime de pişman ettin. Vay vay vay. Hey. Saçlarım aklar düştü. Vay 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 vay. Deli gönül yine uslanmadı. Vay 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 vay. Yine kötüye bağlandı. Vay 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 vay. Sevdiğime pişman et. Vay 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 vay. Yine kötüye bağlandı. Vay 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 vay. Sevdiğime pişman et. Vay vay vay. Vay vay vay. Vay vay vay. Vah vah vah. Vah vah vah. Dedi. Elim kol. Siktir et, olabilir. Elim kollarım bağlandı. Vay 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 vay. Bıçak gemi gel. Aha. Bir dakika. Oh. Aha deyince aklıma ne geldi bak. Şimdi Urfa'da sıra geceleri olur biliyorsunuz. Çiğ köfteler, ah yine kaşındı başlar. Künefeler falan filan böyle yenilmiş, içilmiş gecenin ilerleyen saatlerinde Hasan Ağa geliyor. Vay Hasan Ağa kardeş buyur. Dedi sofraya. Dedi valla tokum. Yahu ye dedi. Dedi aha. Yahu dedi ye işte ha. İtler yiyecek ya sen ye. Dökülecek. Elim kollarım bağlandı. Ben sevdan bir yalandım. Sevdiğime pişman ettin vay. Ben sevdan bir yalandım. Sevdiğime pişman ettin vay. Sağ olun, teşekkürler. İlyas nasıl babacığım? Ayna değil mi? Aynasını almış... Neyse, olabilir. Nerede o Karadenizler? Aman efendim. Şimdi Temel gölde yüzmeye gidiyor. Bak dalgaya bak. Issız bir yerde yüzdüğü için çıplak girmekte bir beis. Yani bir mahsur görmüyor. Nasıl olsa dedi kimse görmez. Ancak gölden bir çıkıyor, elbiseleri yok. Kalmış cıbıldak. Kapatmış tabii orayı burayı kimse görmesin. Oradan arkadaşı dursun. Uy Temel ne oldu? Ne olacak dedi. Bak arkadaşlar sakladılar elbiselerimi dedi. Kaldım böyle. Kapattım dedi onu kimse görmesin. Oğlum dedi onu kimse tanımaz. Yüzünü kapat. Ulan bu Temel. Bu Temel'le bir yarabbi ya. Nerede? Efendim demin dediğim gibi yani ben öyle bir kalıba sığan bir adam değilim. Bir baktık zaman su gibi akıyor. Malı öyle akıyor ki zaman nasıl geçiyor. Muazzez Hanım'la da birlikte okuyacağız. Ben son 6. aya koşacağım şimdi. Nasıl? Abla ben ne pokuyayım? Hangi birini söyleyeyim ya? Bizi bağışlayın efendim tabii ki. Şimdi bir karakolun ayına var yapalım analını. Uyar. Müzik
Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga var, damga var. Gözlerinden bellidir cevriyem, sende kara sevda var. Moruda fosforlum, sende kara sevda var. Gözlerinden bellidir cevriyem, sende kara sevda var. Moruda fosforlum, sende kara sevda var. Denizlerin kumuyum, kumuyum. Balıkların puluyum, puluyum. Aç koynunu, ben geldim cevriyem. Ben de Allah kuluyum. Mor mor fosforum, ben de Allah. Eylesin. Erzurumlu Binali Selman Üstad giderken bana el verdi. Biraz kamış bozuk, iyi tutmuyor sesler. Reba da ba da ba da ba. Bir babanın gönlünü yapamadın sersin. Bir babanın gönlünü yapamadın serseri. Haydi beraber biraz yürüyoruz. Aman güney canım, oyna bana güney, çal bana güney. Saçlar pırıl pırıl parlıyor, pırıl pırıl parlıyor. Gülalimi görenler için için ağlıyor, için için ağlıyor. Gülalimi görenler için için ağlıyor. Haydi beraber. Sazlarımız var, bir dostlarımız var, hem şeker hem kaymak ama...
Bekler görmek isteyen beklesin Mart ayını. Aman da bizi kıskananlar yesin Karatay'ımı. Hey! Saçın sürünsün, aç beyaz gerdanın sinen görünsün, vay vay. Ağzına sağlık. Nasıl? Abbas mı? Ulan rakı yok, bir bok yok. Ne Abbas'ı? Ne? Neyse, bakarsın Muazzez Hanım'la birlikte okuruz. Efendim izninizle ben çok değerli arkadaşımı sahneye davet edeceğim. Şimdi ben İzmir Radyosu'na ses sanatçısı olarak geçmeden önce değerli saz üstadları gibi uzun yıllar isminizi bildiğiniz veya bilmediğini birçok az solistlere eşlik ettim. O zamanlar az solistler vardı. Şimdiki gibi az solistler değillerdi onlar. Hop! Müzeyyen Senarlar, Safiye Aylalar, Zeki Mürenler yıllarca eşlik ettim. Hatta Münir Nurettin Selçuk Bey'e bile tambur çalmışlığı var bu fakirin. Ama radyoya ses sanatçısı olarak girince maalesef müzisyenlik ikinci planda kaldı. Bu arada sevgili Müzeyyen Hanım Ankara Radyosu'na isfa edip ilk defa sahneye çıktı. Fuar, İzmir Fuarı'nda. İşte takribi bundan 15 sene önce, o 25 yaşlarında, ben de 26 filanım. Kendisine eşlik etme şerefine nail olmuştum o zaman. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diye bir laf vardır. Fazla lafa gerek yok. Sevgili Müzeyyen Hanım'ı alkışlayalım efendim. Ne Müzeyyen'i ya? Muazzez ya. Nereden çıktı lan bu? Müzeyyen Senar dedim ya, ağzıma...
mesut günlerim. Ümit dolu sayfalar. Ellerim semaya doğru, yalvardım yıllarca, dursun zaman geçmesin. Mevsimler, Tanrım, Tanrım, bana ümit ver, ey Allah. Yine mevsim. Gider gençliğim, hiç geri gelmeyecek. Elveda.
gitmiyor.
Yalan, yalan. Sözlerle aldatıp seninim derdim. Yalan, sözlerle aldatıp seninim derdim. Konservatuvarlarda hocalık mertebesine yükselmiş, bal gibi ruhuyla, güzel yorumuyla, güzel sazıyla üstadımız Yıldıran Gül. Ve şu anda yaşadığımız bugünlerde ve bundan 30 yıl öncesine dayanan keman üstadlarının en güzeli, en ballısı, en hocası, en iyi insanlarından biri sevgili İlyas Tetik.
Nur olacağım. Ömrümüzün son demeyi, son bahardır artık. Ömrümüzün son demeyi, son bahardır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık. Maziye bir bakıver, neler bıraktık. Bıraktık bakıver, neler neler bıraktık. Acıyla ayrılırsak olur inan ki yazık. Küserek ayrılırsak olur inan ki yazık. Maziye bir neler neler bıraktık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık. Efendim, bu şarkıyı rahmetli Selahattin Altınbaş besteledi. Biz radyodan Sıhhiye'ye giderken bunu bana okudu. Aman ne çok sevdim, ne çok sevdim. Bir de bakıyorum hakikaten maziye bakınca Allah'ıma binlerce kere, yüz binlerce kere şükrediyorum. Sizler sayesinde güzel bir doktor kız bıraktım. Bir de güzel torunum. Üniversite 2'ye gidiyor efendim. Kalbi sevgilerimi, saygılarımı her birinize binlerce defa var olsun, hoş olsun, mutlu olun. Güzelliklerle kalın. Hep sizlere verdim.
maziye bir bakıver. Neler, neler bıraktın. Gezdiğim dikenli aşk yollarından elimden bir kırık saz geldi. Çok teşekkür ederim. Bir Orhan Baba değil mi? Ya ne güzel. Ya, ya.
sevenler anlar. Gel gör şu halimi, bir teselli ver. Aramızda başka biri var ise derdimiz aşkım bana beni mutlandırın. Ta size göndermiş olduğum ilk 45'lik plağa dönelim. 1973 yılına. Duydum ki çok güzel. Gözlerimin rengini sana akan yaşlara yazık olmuş o gözlerden, sana akan yaşlara bir zamanlar sevdiğine başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara bir zamanlar.
sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Canidim. Hani kendi canidim. Hani gündüz hayalin, geceler rüyanidim. Hani gündüz hayalin, geceler rüyan edim. Demek ki senin için aşk değil, yalan edim. Acırım heder olan o en güzel. İster miyim hiç? Canımla, başımla beraber. Arzularınız emirdir benim için. Sanma sen gittin gideli dargın sayılır. Ben bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim. Ah etmem sana her iki cihan.
yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gördüğüm takvime göre aldım her nefes bir gün sayılır. Gönülden aldım her nefes bir gün sayılır.
Bravo! Ahmet Çinnok, bravo! Oh! Uzun ince bir yoldayım. Vay. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Vay. Mevlam birçok dert vermiş. Solarken dirittim, çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Dağlar.
kurban olam, yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun, yakından görem. Sevdiğimi son bir olsun, yakından görem. Çağırayım tabii. Ya onu beraber okuyalım. Keser harikaydı değil mi? Muazzam. Onu yanıma almak istiyorum çünkü ben yakinen dinlemek istiyorum onu. Çok özledim sesini. Uzak yerlerde program yapıyor. Ama bir gün yemeyip içmeyip gideceğim ona. Mustafa Keser. Dört bir yanımı baktım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Baktım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek İstemezsem de bana her şey seni hatırlatıyor. Biz bu yollarda yan yana, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ya biliyorsunuz aslında. Niye söylemiyorsunuz? Seni hatırlatıyor. Güneş o gözlerini, çatlayan topraklar
bu hasretini. Yakılan her ateş bitmez sevgili, bana her şey seni hatırlatıyor. Ne güneş o göz seni çatlayan topraklar bu hasretini. Yakılan her ateş hatırlatıyor, bana her şey seni hatırlatıyor, bana her şey seni hatırlatıyor. Kemik kırarım. Ne okuyalım? Ne okuyayım diyeceğim. Alo. Alo, ne okuyayım? Neyse, sülalemizi okuma da ne okursan oku. Estağfurullah. Estağfurullah, yapma Mustafa. Şimdi efendim, Yüce Allah'ın insanlara bahşettiği en güzel şey ne? Sevgi. Bu şarkımız baştan aşağı sevgi dolu. Evet. Bir şarkı. Ülkemizin nadiren yetiştirdiği değerli bestecilerden merhum adayı... Allah Mustafa korusun. Gezer'in bir şarkısı. Allah korusun. Bu şarkımızı hepiniz çok seviyorsunuz ve bekliyorsunuz. Allah korusun. Aklımda, fikrimde hep sen varsın. Sevdalı, hülyalı gözlerin var. Sevmemek mümkün mü güzelim seni? Beni kahreden o gözlerin var. Aklımda sen, fikrimde sen. Yani ne pok isen bilmiyorum abi. Sen benim tek tutkum, son umudumsun. Beni kahreden o gözlerin var. Eyvah, buyurun yani. Sen varsın, sevdalı hülyalı gözlerin var. Sevmemek mümkün mü güzelim seni? Beni kahreden o gözlerin. Aklımda fikrimde hep sen varsın. Sevdalı hülyalı gözlerin var. Sevmemek mümkün mü güzelim seni? Beni kahreden o gözler. Aklımda sen, fikrimde sen. Sevgimi nasıl söylesem? Sen benim tek tutkum, son umudumsun. Beni kahreden o gözlerin. Sevdan hep çileli senimdedir. Yerin kalbimde çok derin. Sevdan hep çileli senimdedir. Yerin kalbimde çok
derdine. Ne olur naz edip üzme beni, nerede olsam gönlüm seninledir. Hadi beraber. Gönlüme bir girsen, sevgimi bir bilsen, hasreti bilsin. Sevgimi bir bilsen, hasretini silsen, ne olurdu. Gözlerim dost oldu hayalinle, kalbimde en derin izlerin var. Sevgimi gel süsle gülüşünle, beni kahreden o göz. Haydi beraber. Aklımda sen, fikrimde sen. Sevgimi nasıl söylesem, sen benim tek tutkum, son umudumsun. Beni kahreden o göz. Sevdan hep çileli serimdedir, yerin kalbimde çok. Sevdan hep çilekli sevimleri, yerin kalbimde çok derin. Ne olur naz edip üzme beni, nerede olsan gönlüm seninle. Gönlüme bir girsen, sevgimi bir bilsen, hasreti bir silsen, ne olur. Gönlüme bir girsen, sevgimi bir bilsen, hasreti bir silsen. Pohma şey pardon yani. Bozma. Yallah, 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 yallah. Şimdi ipin ucu deyince aklıma bir şey geldi. Bozma. İpin yallah. Bozma. Şimdi köyün birinde imam bulamamışlar. Yine bozma, benim gibi serkoşa bozma, demişler bozma. Gel sen imam ol. Allah bozma. Yallah, yallah. Bozma, bozma, bozma. Ya demiş kardeş ben imamından anlamam. Öbürü diyor ben seninle. Bozma, yallah. Diyor ki kardeş ben seni ayağına bir ip bağlarım. Çekti mi Allahu Ekber yatarsın. Çekti mi kalkarsın. Olur. Güzel. Yallah yallah. Neyse. Birkaç rekat kılıyorlar. Sistem tamam.
Ama üçüncü, dördüncü rekatta imam secdeden kalkmaz. Bozma. Yallah, yallah. Yallah. Ulan cemaat diyor bu imam öldü mü kaldı en son namazı bozuyor. Siz bozmayın. Yallah. Bozma. Ya diyorlar imam efendi niye kalkmıyorsun kardeş? Ya diyor bana kalsa kalkacağım ipin ucu puştun elinde. Çekmeyin de. İpin ucu bende değil. Bir ucu bedendedir. Esmersen güzelsin. El bilir, alem bilir. Le 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 canım. Benim gönlüm sendedir. Esmersen güzelsin. Gelme bir'e küstüm siye. Gelme bir'e küstüm siye. Mini mini cimi 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 cimi. Valla huylandım siye. Mini mini cimi cimi cimi. Kes tamam. Bir dakika tamam kokunu çıkarma yeter. Ay keser. Muazzez ne yapacağız şimdi? Vallahi ben hiç bir de şey yaptın yerinden merinden bir şeyler. Ya boş. Dört sese in bir çıkar. Şey. Ortaya gelelim hocam. Peki ne yapacaksın sen yani? Sen biraz istirahat et istersen. Muazzez. Ama yani ben oturayım istiyor musunuz? Ha bak gördün mü? Bir Abbas yapalım mı seninle? Hadi yap. Aa. Ya gördün mü? Ölürüm valla. Efendim merhum. Eğer yaparsan. Yaparım yaparım. Aklımı kaybederim. Efendim merhum şair bir şiirinde şöyle demiş. Ne demiş? Efendim bu arada bir teşekkürü borçluyum bunu yapmam lazım. Halk Bankası Genel Müdürü Sayın Osman Bey. Malum bu organizasyonun sponsoru. Özellikle Türk musikisine verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Musiki adına. Sağ olasın. Efendim merhum şair bir şiirinde şöyle demiş. Ne demiş, niye demiş. Bir pohluk var. Efendim Cahit Sıtkı Tarancı merhum bizim gibi akşamcı olduğundan halen Beşiktaş'ta mevcut bir meyhane var. Oranın müdavimiymiş. Ancak zaman içerisinde alkolün oranı artınca başlıyor ikindilerde gitmeye. Bir süre sonra alkol biraz da artınca bu defa öğlen vakti gidiyor. Öğlen vakti gidince meyhane ya dedi git Allah aşkına kardeş güneş tepede bu saatte rakım olur ya. Git dedi akşam öyle olsun öyle gel. Baba gidiyor ama hani adam alışmış akşamcı. Gençler bilmez de bizim yaşımızdakiler bilirler. Gençler bilmem siz bilir misiniz bu alışan sırt şey. Öyle bir şey yok mu? Şey alışan sırtta gömlek durmaz. Hayırcığım öyle bir atasözü yok. Oğlum ağzıma bakma elime bak. Efendim yine bir gün gömlek sırttan düşünce yine aynı meyhaneye yine bir öğlen vakti işte o zaman böyle diyor. Haydi abbas vakit tamam. Akşam diyordun işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı, dinsin artık bu gönül ağrısı. Aya haber sal, çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönlümce. Ne serden geçilir, ne yardan. Korkuyorum gecelerden. Bel bağladığım tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgilimi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni başta. Ne oldu elime? Muazzez bak ne oldu görüyor musun? Geçen doktora gittim. Hocam dedim bu elime böyle oluyor bu şiiri okurken. Hoca dedi bu psikolojik dedi. Hoca bunun psikolojiyle ne alakası var ya? Bak normalde bir şey yok bak. Evet. Bak. Normal bir şey yok. İlyas bak görüyor musun hiçbir şey yok. Al getir. Bir şey var mı? Yok. İlk sevgilimi. Evet. Gene yok. Beşiktaş'tan. Gene yok. Yaşamak istiyorum. Gene yok. Gençliğimi. Aa. Buyur bak bak nerede oldu görüyor musun? Psikolojik. Bam bam bam. Fa. Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun işte oldu akşam. Haydi Abbas.
Vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Kur bakalım. Çilingir, oh, önemli olan niyettir. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Oğlum şu sekmeyi al. Haydi Abbas. Vakit oğlum şu sefayı alın buradan. Akşam diyordun, İşte oldu akşam. Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun, İşte oldu akşam. Aya haber sal, çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönlümce. Aya haber sal çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönlümce. Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun, İşte oldu akşam. O ağır. Eserden geçinir ne yerden ey ey. Eserden geçinir ne Kim karıştırır lan bu ilçeyi? Bel bağladım bu tepe. Aman yallah. Aman bir ecalim var. Duvarda böcek. Aman da bizi yiyecek. Bakın da Mustafa Keser çalışacak. Aha, sazlar yiyecek. Katıp tozu dumanı var git böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgilimi Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum.
gençli... Bak Muaz Ezgin'e ne oldu görüyor musun? Haydi Abbas! Gördün mü? Bak vida gibi kalktın, burgu sistemi bu. Vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Fistanı biçtim dar geldi huriye. Fistanı biçtim dar geldi huriye. Hastalandım yar geldi huriye. Hastalandım yar geldi huriye. Geldiyse yarım geldi vay aman. Geldiyse yarım geldi vay aman. Başıma neler geldi huriye. Başıma neler geldi. Şamama'da küçük hanım Şamama. Şamama'da küçük hanım Şamama. Her gün gider sinemaya hamama. Her gün gider sinemaya. Delikanlılar dururken niye vardın babama babama. Niye vardın babama. Koşarım sen gülersen, ağlarım ben küsersen. Efendim, sohbeti muhabbetin sonu gelmez tabii, değil mi Mazlum? Bir yerde nokta koymamız gerekiyor. Bir yerde nokta koymak lazım Mazlum. Efendim, Cenab-ı Hak'tan niyazımız odur ki canımıza bir zeval vermesin. Ki inşallah yine böyle bir mutlu günde, akşamda, değil mi? Tekrar birlikte olacağız. Yani imam bildiğini okuyacak gibi. En derin saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşriflerinizden dolayı da teşekkür ediyorum.